İnsan Hakları Derneği'nin genel hapishane komisyonuna son yıllarda hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri doğrultusunda çıkarttığımız raporlar var. Bu raporlarda en göze çarpan ihlal zorunlu sevkler, bir diğer ismiyle sürgünler. Son dönemlerde özellikle Bandırma T tipi ve Akhisar T tipinden birçok mahpusun Burdur Yüksek Güvenlikliğe ve Adana F tipine sürgün edildiğini biliyoruz. Şimdi sürgünler şöyle, infaz kanununda zorunlu sevk başlığı altında geçer. Zorunlu sevkler de gerek infaz kanunu olsun, gerek 45 no'lu genelge olsun, tanımlaması çok açık ve net. Infaz kanunu ne diyor? Kurum eğer elverişsizse, yetersizse, kapsama gücünün dışına çıkılmışsa, kapsama gücü aşılmışsa veyahut asayiş, güvenlik, doğal bir afet varsa sen mahpusu alırsın, başka bir kuruma sevk edersin. Bu zorunlu sevktir. 45 no'lu genelgede de şu şekilde açıklanır: nakiller sağlık, eğitim ve yargılamanın olduğu yer çerçevesinde olur. Şimdi bu yapılan sürgünleri incelediğimizde ne infaz kanununa uyan bir yanı var, ne de 45 no'lu genelgeye uyan bir yanı var. Tamamen keyfi bir şekilde idarenin mahpuslara aldıkları cezaya ilaveten ayrı bir ceza dayatması olarak görüyoruz. Sürgün mekanizması ile aslında hem mahpusla beraber de mahpusun ailesi cezalandırılmak isteniyor. Bu çok açık ve net. Bize gelen başvurular çoğunluğu siyasi mahpusların bize yönlendirdiği veya ailesi vasıtasıyla bize gelen başvurular. Bakıyorsunuz kişinin ailesi Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de. Kişi nerede? Kişi Edirne'de, kişi İzmir'de, kişi Türkiye'nin bir ucunda. Zorunlu sevk adı altında açıklamamız mümkün değil. Bu zorunlu sevk ne bir eğitimden kaynaklı, ne bir sağlıktan kaynaklı, ne yargılama çevresi içerisinde, ne de doğuda hapishane olmadığını iddia edebilirler. Sürgünlerin zamana yayılmış işkence suçunu oluşturduğu kanaatindeyiz. Bir an önce bu sürgün işkencesine son verilmesini, bu sürgün esnasında mahpusa uygulanan kötü muamelelere son verilmesini ve mahpusun en nihayetinde temel haklarının kendisine verilmesini ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını talep ediyoruz ve bu taleplerimizde de ısrarcıyız.